Bursa, Bursa'da eğitim sendikacılığı alanında Türk Eğitim Sen'in en güçlü olduğu dönemde iki şube başkanının başarısı öne çıkıyordu. Türk Eğitim Sen Bursa bir No'lu Şube Başkanı Metin Öksüz ve iki No'lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu. Bu iki isimden Selçuk Türkoğlu siyasete geçip İYİ Parti'de önce il başkanı, sonra Bursa milletvekili oldu. Metin Öksüz'ün ise başına gelmeyen kalmadı. Açıkçası 2013 ila 2017 yılları arasında şube başkan yardımcısı olarak görev yaparken yıldızı parlayan, 2017'de şube başkanlığı üstlenen Metin Öksüz sendikal mücadelede çok başarılı oldu ama sendika içi mücadelede baş edemedi. Ziyarete, avukatı Cüneyt Bülent Şeker, Le gelen, Metin Öksüz yaşadıklarını anlattı. 2019'da, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi bazı karar ve uygulamalarına muhalefet edince sorunlar yaşamaya başladım. Sözlü ve fiziki saldırılara uğradım, baskı gördüm. İhraçtan, mahkeme kararıyla döndüm şunu açıkladı. Beni pasifize etmek adına bir nolu şubeyi kapatıp üç nolu şubeyi açtılar. Bu kararı, yargıya taşıdığını, mahkemenin de Bursa bir nolu şubenin yeniden açılmasına karar verdiğini anlattı. Şubenin açılmasına karşın kendisine teslim edilmediğini, kapanan üç nolu şube başkanı Ömer Işıkoğlu'nun geçici yetkilendirildiğini söyledi. Şunu düşünüyor. Genel merkeze aday olup seçimi kazanmamdan korktular. Kararını ise şu, 21 yıldır sendikal faaliyet içindeyim. Fakat dışarıdaki mücadeleden fazla içeride mücadele ettim. 21 yıldır her kademesinde görev yaptığım, başkanlık onuruna eriştiğim sendikamın hak, hukuk, adalet anlayışı içime sinmediği için istifa edip ayrıldım. Şunu vurguladı, siyasi partilerin arka bahçesi sendikalardan yorulduk. Siyasetten bağımsız sendikacılık anlayışıyla yeni nesil sendikacılık hedefliyoruz. Yeni kararı da şu. Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Genç Eğitim Sendikası kurucu il başkanı atandım. Bursalı akademisyenler Bakü'de buluşuyor. Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, yıllarca BUU Maliye bölümünde öğrenci yetiştirdi. İyi Parti'den milletvekili seçildi, grup başkanlığı yaptı. Siyaset sonrası BUU'ya döndü, Mudanya Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu. Profesör Doktor Mehmet Yüce, ise BUU Direktör Yardımcısı ve İYİBF Dekanı olarak görev yaptı, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi dekanı olarak Bakü'ye transfer oldu. İki dost 6 Haziran'da Bakü'deki ailemiz Türk Dünyası Kurultayında buluşacaklar. Büyükşehir'de ulaşım tözün Bingöl'e emanet uzmanı göreve geldi. Karayolları NDA yol mühendisi olarak görev yapan, Mezitler'de şantiye şefi olarak tünelleri inşa eden bininci tözün Bingöl'ün görüşlerini önemsediğimizi okurlarımız biliyorlar. Nitekim, 8 yıldır yol ve ulaşım uzmanı. Olarak tüm ulaşımın her alanında görüşlerinden sık sık yararlanıyoruz. Ulaşımla ilgili spesifik konularda sorduğumuzda, araştırmalar yapıp ortaya yeni bör düşünce çıkarıyor. Karayolları, neden ayrıldıktan sonra Bursa Teknik Üniversitesi'nde görev alan Bingöl, geçen dönem İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak kent için projeler üretti. Bu dönem Büyükşehir Belediyesi NDE Genel Sekreter Yardımcısı atanacağını geçen hafta meslektaşımız İhsan Aydın'ın yazısında okuduk. O gün için kendisine bilgilendirme yapılmamıştı. Fakat atama yazısı perşembe akşamı geldi. Bingöl'de dün BTÜ ile ilişiğini kesti. Son gününde öğrencileri hızlı trene götürdü. Bu dönem Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü NDE öğrencilerle bilgi ve deneyimini paylaşıyor. İnşaat mühendisi Bininci Tözün Bingöl için dün üniversitedeki son günüydü. Fakat, geçen hafta Teknosab kavşağı, na götürdüğü öğrencilerine, hızlı tren tünelleri şantiyesi sözü vermişti. Son gününde BTÜ İnşaat Mühendisliği, öğrencilerini hızlı tren şantiyesine götürüp bilgi almalarını sağladı. Siyaset bazen mutluluk getiriyor, Deva Partisi'nden nikah masasına ikisini de Deva Partisi NDE Serkan Özgöz başkanlığındaki yönetimde il başkan yardımcısı olarak tanıdık. O süreçte avukat Tuğba Yıldızır özellikle Bursa turizmi üzerine projeler geliştirdi. Bursa turizmcilerinin derneği GYMTOB'a hukuk desteği verdi, otellerde kullanılan kaplıca suları için yasa tasarısı hazırladı. Hakan Çavuş ise yönetimin gelecek vaat eden genç ismi. Olması yanında, Deva Partisi Genel Merkezi'nde görev üstlendi. Daha açık söylemek gerekirse, Deva Genel Merkezi sosyal medya hesaplarını yönetti. İki yıl önce, birlikte ziyaretimize geldiklerinde, aynı zamanda seramik sanatçısı olan avukat Tuğba Yıldızer bizim için hazırladığı özel kupayı armağan etmişti. İşte, Tuğba Yıldızır ve Hakan Çavuş'un siyasette başlayan arkadaşlıklıkları nikah masasında sonuçlandı. Siyaset bazen mutluluk getiriyor. Deva Partisi 3 ilçeye yeni başkan atadı. Genel seçime altılı masa kapsamında Millet İttifakı'yla girdi ama CHP listelerine milletvekili adayı veremedi. Deva Partisi yerel seçimde de bazı ilçelerdeki iddiasına karşın hedefe ulaşamadı. Yeni dönemen stratejisini belirlemek üzere seçim değerlendirmesi yapan Deva Partisi 3 ilçeye atama yaptı. Nilüfer, De Yunis Temur, Orhaneli'de avukat Emirhan Kayan, Mudanya'da Mehmet Özalp yeni ilçe başkanı oldular.